Arkadaşlar büyük bir oyun yapalım. Oyunun içerisinde bütün galaksiyi koyalım. Ardahan'dan Gans'a, Jüpiter'den Mars'a bugüne kadar gözlemlenebilmiş olan ne varsa hepsini tek bir kadar da sunalım. Sonra da dükkanı kapatıp gidelim ha. Oyunun adı ne olsun? Adı da... Bethesda genellikle ana senaryosu kimsenin sikinde olmayan oynanışı, yan görevleri ve sapkınlık derecesindeki element çeşitliliğiyle çıkardığı her bir rol yapma oyunuyla kendine rol yapma oyunu diyen diğer birçok oyunun tabutuna yeni bir çivi çeken saygıdeğer oyun firması. Bu sefer bokunu çıkarmış arkadaşlar. Her zamanki gibi ana senaryosundan çok yan görevleriyle ön plana çıkan devasa bir oyunla karşı karşıyayız. Ama harbi devasa, korkutucu seviyede devasa. Oyun hakkındaki detaylara ve fikirlerime geçmeden önce kanalıma abone olup video Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hikayeye basitçe özetleyecek olursam evrene dağılmış Artifact adı verilen demir plakalar var ve bir loji olarak bunları toplayıp gizemini çözmeye çalışıyoruz. Kısacası nereden baksan boş ve sıkıcı. Ancak oyunda geçirdiğim yaklaşık 40 saatin ardından şu sonuca vardım ki bu oyun bitecek gibi değil arkadaşlar. Öncelikle oyun keşif odaklı bir deneyim sunduğu için deneyiminizi etkilememek adına video boyunca yalnızca oyunun başlangıç kısımlarından görüntüler kullanmaya çalışacağım. Her gezegende bir mevzu, her şeyde ayrı ayrı hikayeler ve neredeyse hepsi uzun birer yan görev serisine dönüşüyor. Sadece tek bir yan görevin epiklik seviyesini size şöyle anlatayım. Her şey gemimle seyahat ederken bir gezegenden gelen yardım çağrısıyla başladı. Gezegendeki üsse indiğimde her yerde farklı gruplara ait cesetler ve Spacers adı verilen üçüncü bir grubun askerleriyle karşılaştım. Hepsini temizledikten sonra yardım çağrısı gönderen kişileri kurtardım ve Spacers grubunun bu üsse saldırı düzenlediğini, yardıma gelen bir başka ekibin askerlerini de katlederek buraya sürekli bir saldırı hazırlığında olduğunu öğrendim. Spacers'ların ciddi bir askeri filosu olduğunu öğrendiğimde savaşmak ve onları ortadan kaldırmak için gemimle yola çıktım. Ve her ne kadar destansı bir savaş olsa da her seferinde gemimi yok ettikleri için vazgeçip gemimi yükseltip geri gelmek için kaçarak galaksiler arası bir yolculukla New Atlantis'e doğru yola çıktım. Sonra olan şey ise aklımı başımdan aldı. Bu yavşak Spacers'lar beni New Atlantis'e kadar takip etmişler. Bir anda gemileri de ortaya çıktı ve hiç istemeden gezegeni koruyan güvenlik gemileriyle Spacers'lar arasında galaktik bir uzay savaşı çıkarttım. Tabi bu sefer sayı üstünlüğü devasa ölçüde bizde olduğu için hepsini paramparça ettik ve gemimi yükseltmeme gerek kalmadı kurtulmuş oldum. Ardından yardım çağrısı yapılan gezegene giderek kalan son güçleriyle çıkarma yapan Space Sister'ı delik deşik ettikten sonra uzun soluklu yan görev serisini tamamlamış olduk. Bir şeye dikkatinizi tekrardan çekmek istiyorum. Bütün bu anlattıklarım, bütün bu yaşananlar sadece tek bir yan görev sırasında yaşanan olaylar. Yani bu kadar detay ve bu kadar mevzuyu başka bir oyunun ana görevlerinde bile göremezsiniz. Ve işte Starfield bu şekilde bir sürü yan görevle dolu bir oyun. Binden fazla gezegen olduğu söylenen bir oyunda çok değil. 100 tanesine inseniz ve hepsinde en kötü ihtimalle bu şekilde 3 tane yan görev olsa ki genelde çok daha fazla oluyor. Oyunun devasalığını gelin siz düşünün. Bütün bunların yanı sıra aldığınız tüm görevlerde hakkını veren RPG elementleri bulunuyor. Verdiğiniz kararlar görevin nereye evrileceğini belirliyor ve olaylara ciddi anlamda yön veriyor. Oyunun başında karakterinizi oluştururken seçtiğiniz özellikler, seviye atlayarak elde ettiğiniz yetenekler diyaloglara ciddi anlamda etki ediyor. Şöyle bir dönüp baktığımda detayları olasılıkları düşününce bu oyun tam anlamıyla bir RPG. Kendine utanmadan RPG diyen bazı oyunların yanında da ders niteliğinde bence. Starfield çok fazla oynanış ve detay çeşitliliği barındıran bir oyun. Yüzlerce çeşit uzay kıyafeti ve hatlı sayılı ölçüde silah çeşitliliği barındırıyor. Ayrıca her bir silah ve kıyafet detaylı şekilde craft edilip isteğe ihtiyaca göre modifiye edilebiliyor. İstediğinizde birçok gezegende çeşitli checkpoint ve hızlı seyahat noktaları ve sanırsam devasa uzay üstleri bile inşa edebileceğiniz bir oyun. Geminizi upgrade edebileceğiniz alan çok geniş ve çeşitli. Birçok silah ve özellik ekleyebiliyorsunuz geminize. Her bir parçasını istediğiniz renge boyayıp ciddi anlamda kişiselleştirebiliyorsunuz. Uzun lafın kısası Starfield AAA seviyesinde oldukça sandbox bir deneyim de sunmaya çalışıyor. Yeterince artılarından bahsettiysek gelelim oyunun eksilerine. Ve bu konuda kendi adıma konuşacak olursam oyunun ciddi anlamda 3 temel eksisi bulunuyor. En barizi tabii ki alıştığımız gibi optimizasyon. Baya ciddi optimizasyon sıkıntıları var ve benimki gibi güçlü sayılabilecek bir sistemde bile yer yer korkunç FPS düşüşleri de oluyor. Bir kere oyun oynayabilmek için upscaling şart. Yoksa 4000 serisi bir kartla bile native 60 FPS çok zor. Ayrıca oyunda DLSS bulunmuyor. Onun yerine FSR var. Ancak şu bir gerçek ki FSH DLSS ile kıyaslayınca bok gibi çalışıyor. İkinci eksi ise grafikler. Bethesda'nın kullandığı oyun motoru artık çok eskidi ve inatla değiştirmiyorlar. Bu grafikler ve bu motor kesinlikle 2023 standartlarının çok ama çok altında. Yüz ve mimikleri kabul edilebilir ölçüde yansıttığını düşünsem de yok abi grafikler cidden sırıtıyor. Son olarak yükleme ekranları ve uzay gemisini kontrol etme konusu can sıkabilecek bir unsur. Oyunda her bir yere girip çıktığınızda sürekli yükleme ekranlarıyla karşılaşıyorsunuz. M2 SSD sayesinde Bunlar bende 2-3 saniyeden fazla sürmüyor. Ancak mekanik bir harddisk kullansaydım yaşayacağım deneyimin korkunçluğunu hayal dahi etmek istemiyorum. Sistem gereksinimleri konusunda çok bir yorumum yok. Ancak M.2 SSD'ye sahip bir PC'niz yoksa kesinlikle bu oyunu almanızı tavsiye etmiyorum. Verem olursunuz, kanser olursunuz benden söylemesi. Uzay mekiği konusuna gelirsek teması uzay ve galaksiler olan bir oyunda uzay mekiğini daha aktif kullanmayı hayal etmiştim. Ancak maalesef ki uzaydaki savaşlar ve gemiler arası diyaloglar dışında uzay gemisinin hiçbir özelliği bulunmuyor. Fiziki olarak hiçbir gezegene inemiyor veya gezegende gezemiyorsunuz. Galaksiler arası yolculukta gezegenlere inip kalkarken vesaire daima ufak bir ara sahne ardından yükleme ekranı ve öylece spawn oluyorsunuz. Neyse ki oyun bütün bu eksileri törpüleyecek şekilde artı yönleriyle bastırıyor ki ortaya gerçekten keyifli bir RPG deneyimi sunuyor. Şimdi 2023 şartlarında bir oyun 900 lira eder mi? Kesinlikle hayır. Peki sektör standartlarına bakınca Starfield parasının hakkını verebilecek bir oyun mu? Yani bu Starfield'dan ne beklediğinize göre değişir. Eğer videonun başından beri anlattığım şeyler sizi heyecanlandırıyorsa kesinlikle parasının hakkını veriyor. Ama siz AAA seviyesinde salt bir uzay simülasyonu bekliyorsanız Starfield hayal kırar Can sıkar, Midede biraz gaz yapabilir. Onun dışında Starfield olmuş mu? Bayağı güzel olmuş. Benim şimdilik Starfield hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ben Asım Şaylan. Başka başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.